Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Kayseri Özülüm Hastanesi'nin ve golvan.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Yine Kadıköy sokaktasınız, yine Fenerbahçe gündemindesiniz. Ve Fenerbahçe gündemine dair en net bilgiler, en keskin duyumları almak için burada olduğunuzu düşünüyorum. Bu PFDK'nın Fenerbahçe'ye Ümraniye Spor maçındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle... ...160 bin lira para cezası verdiğini bültenlerimizde söylememiştik. Başkan vekilimiz Sayın Erol Bileci'ye 100 bin lira para cezası... ...ve kulübümüze resmi isteden yapılan açıklamalardan dolayı da 100 bin lira para cezası verildiğini hatırlatmak isteriz. Her ne kadar da PFDK Başkanı'nın Fenerbahçe forması giyerek karar verdiğini söyleyip... ...sonra sıkıyı görünce yan çizip sonra e, yandaşlarını da yanına alıp <laughs> bak biz size cevap verecek kadar şeyde değiliz diyecek kadar e, değişik insanların da olduğu bir süreçteyiz. Fenerbahçe Beko deplasmanında Asfale 91-77 mağlup oldu. Hani bu mağlubiyeti kimse beklemiyordu açıkçası. E, Nandedokola 26 sayı 3 rebound 5 asist. Arsene Edwards 22 sayı 3 asist ee, bence güzel bir performans sergilemiş derken bunun da olması çok enteresan. Ama Fenerbahçe-Beko'da bir tuhaflık mevcut. Fenerbahçemiz de Süper Lig'de Kasımpaşa müsabakasının hazırlıkları e, dün yapılan antrenmanla sürdü. Antrenmana günü tedavi programıyla tamamlayan Joshua King, Bright Osai Samuel ve yeni transfer Jayden Oster... E, bunlar katılmadı arkadaşlar antrenmana bu arkadaşlar yani o sahibi King antrenmana katılmadı. Her hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanları tamamlayıp artık kampa girecek. Şimdi aslına bakarsanız kısa kısalar bitti. Şimdi uzun uzunlara geçiyoruz. Arda Güler Dünya Devi'nin listesinde. Şimdi önce hangi Arda Güler? Önce ondan bahsedelim. Ee, hocam bir tane Arda Güler var. Hayır bir tane Arda Güler yok. 7000 tane Arda Güler var arkadaşlar. Yani e, dünya'nın en iyi futbolcularından Arda Güler var. Oynatılmazsa Jesus'a küfürler ettiren Arda Güler var. Oynamazsa Ali Koç'a küfür ettiren Arda Güler var. Gerçek Arda Güler var. E, bilmem kaç dakika oynamazsa 5 milyon Euro'ya gidecek Arda Güler var. Hatta Galatasaray falan transfer edecekmiş 5 milyon Euro'ya. Yani e, Galatasaraylı arkadaşların ütopyası. Yani, bu duyumu veren kişinin ütopyası diyeyim. Bayağı yüksek keşke zamanında Selena da Selena olarak oynasaydı onu yapan arkadaş. Ama tabii Arda Güler konusunda Mustafa hocanızın size açıklayamadığı bazı hususlar var. Kısaca şunu söyleyeyim. Arda Güler'in bu kadar az dakika oynatılmasına ben de karşıyım. Ben de rahatsızım. Ancak olması gereken bu. Aziz Allah. Hani olması gereken bu. E, Jesus en doğrusunu yapıyor. Hocam sen Jesus'u savunuyorsun. Yok Menderes'i savunuyorsun. Ya bu arkadaşlar benim kimseyi savunduğum falan yok. Herkes kendini savunabilecek kapasitede diye düşünüyorum. Ama açıklayamayacağım şeyler var. Ve sizin de öğrenmemeniz gereken şeyler var. Ne olur bana güvenin. Zamanı gelince belki kulüp açıklar. Şimdi Arda Güler'e dünya devi talip olmuş. Food Mercato Paris Saint-Germain'in transfer planlarına dair bir haber kalemi almış. Ve e, PSG'nin kısaltılması e, başka takım bazı taraftarlar arkadaşlar da var, bazı arkadaşlar da var. Kısaltma yapınca küfür falan algılamasınlar. PSG'yi tersten söyledim, başına da PG getirdin Kesin küfür ediyorsun. Paris Saint-Germain. PSG'nin transfer listesinde hedeflerinden biri olarak Arda Güler'i göstermiş. Sportif direktörü Luis Campos'un genç yıldızın durumunu yakından takip ettiğini söylemiş. Luis Campos da yanlış hatırlamıyorum değil mi arkadaşlar? Galatasaray getirmişti bu adamı ve büyük paralar kazanacağız deyip çiki çiki daha öyle militanı 12 milyon euroya kitle getirmişti Galatasaray'a. Ama Galatasaray bence en büyük bombası bu seneki Yusuf Demir olayı. 6 milyon euroyu keş bayılıp 129 dakika süre verip biz onu Türk sanıyorduk. Aa değil miymiş demeleri ayrı bir komediydi. Abi o günlerden başladılar da algılara. Yok futbolcumuzu Türk sayın, yok sayın diye. Sonrası malum. Ali Koç ayrılmasına karşıymış Arda Güler'in. Yani aksi de beklenemezdi. Fenerbahçe'de 15 maç süre almış. 3 gol 2 asist. Sözleşmesi 2025'e kadar demiş. Ee, yanlışları var. 2028 2027 artı 1 mi yazacak? Yanlışları var. Neyse. Paris Saint Germain Ryan Cherky transferinde başarısız olması durumunda Arda Güler'i almak istiyormuş arkadaşlar. Bakın bu haberler elbette gururumuz okşuyor. Elbette bizim altyapımızdan yetişen çocuğun övülmesi hoşumuza gidiyor. Galatasaray'da Beşiktaş'ta futbolcular çıkarıyor ama Arda'nın yeteneğini gerçekten bak Galatasaraylılar Beşiktaşlılar da şey yapıyor. Yani ee, dile getiriyor herkesin dile getirdiği bir yetenekten bahsediyoruz. Yolu bahtı açık olsun ama e, Şubat hani Mart ayından sonra daha çok Arda Güler'i izleriz gibi. Bu bilgi de burada asılı kalsın. Fenerbahçe transferi bitirdi. Aslında Fenerbahçe transferleri bitirdi. İmzaları attırdı. İşte kap bilgisi yazacağım başta. Hani kap. Hani kap. Ulan oğlum ben açıklıyorum işte. ne bekliyorsun? Kimse konuşmazken ben Jaden Osterwalde'yi konuşmadım mı? Kimse konuşmazken ben Borini'yi konuşmadım mı? Kimse konuşmazken ben herkes Alioski'nin uzatacağını söylerken ben gidebilir sol alacağız demedim mi? Kimse konuşmazken Gustavo Enrique'ye dikkat edin. Bakın yolculuk demedim mi? Ya kimse konuşmazken ben Altay'ı Zayt'sı şunu bunu konuşmadım. Etmeyin eylemeyin. Yorumlarda bazı iftiracılar görüyorum. Allah'tan korkmazlar görüyorum. Verdiğin duyumlar doğru değil. Lan dangalak duyu doğru değilse çık git. Ya köpek değilsin ki tasmandan bağlayıp da zorla tutayım. Bas git. Ya kimse sizi zorla tutmuyor. Burada güzel bir muhabbet ortamı var. Fenerbahçe düşmanısınız biliyorum. Adım gibi eminim. Çünkü Fenerbahçeli kişi bu kadar nankör olmaz. Bu kadar inkarcı, bu kadar yalancı, sahtekar olmaz. Osterwolde. Fenerbahçe Parma'yla 7 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı diyor haberde. Benim kaynaklarım 7'den daha düşük diyor. Şimdi sol bekimizi İtalya'dan bulduk. Parma ile anlaşma sağladık. Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe Hollandalı futbolcunun transferi için Parma'ya 7,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bakın burada bir eksiklik var. Burada bir eksiklik var. Şimdi ben şöyle anlatayım size. Osterwolden'in bütün bonusları dahil, hepsi dahil. Evet mikrofon dur. Ne oluyor mikrofon sana ya? Ya bir sakin ol ya, ben sakinim sene sakin ol ya. Belgeleri açıklayacağım, zamanı var onu. Dur. O seçime yakın açıklayacağım onu. Fenerbahçe seçimine yakın. Şimdi bütün opsiyonlar dahilini Atıyorum 25 maç oynaması dahil. İşte Fenerbahçe'nin şampiyonlar ligine kalması falan filan. Hepsi dahil 7.5 milyon Euro'dur o. Yani opsiyonlar hariç olsa dayanamazsın. 21 yaşındaki futbolcu kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından. Bak çok büyük bir iddiada bulunayım mı? 350 az olur. 400 cık, yok. 375. Bu videoya 375 beğeni geldiği anda kap açıklaması gelecek. Hadi. İnanmıyorsanız buyurun aşağıdan beğeni. Bir butona basmak çok mu zor ya? Bir butona bak. Şöyle söyleyeyim. Kanala abone olmayan Galatasaraylı olsun. Bu videoyu beğenmeyen de Galatasaraylı olsun. Ah, hemen ya süreci hızlandırıyorum sizin için. 2027'ye kadar sözleşme imzalaması bekleniyor. Parma'da bu sezon 19 maça çıkan Osterbol'de bir kez fileleri havalandırdı. Ben şunu söyleyeyim. Biz çok uğraştık. 10 milyon euro istiyorlardı. 23 Ocak'ta 8'e düştüler. Ha, hadi lan 8'lerinde olsun falan filan. Biz de 6 milyon euro artı bonuslar dedik. Hatta ya saklım gizlim yok. Şimdi kulübün açıklaması da her zaman e, birebir olmuyor. Mesela ben biliyorum kulübün bir tanesi 750 bin euroya futbolcu kiraladık dedi. Arka planda 10 milyon euro harcadığı iddiaları var. 3 menajerine 7 futbolcunun kendisine yıllık ücret diye. O yüzden çok kulüplerin açıklamalarını çok ciddiye almamaya başladım ben nedense. Ben şunu söyleyeyim, şunu belirteyim arkadaşlar. Kendi çapımdan. 6 milyon euro on servis artı 1.5 opsiyon olabilir. Ve futbolcu siz bu videoyu izlerken Türkiye'ye gelmiş olabilir. Siz bu videoyu izlemeye kadar da kap açıklaması gelmiş olabilir. Allah var ben 27 Ocak'ta 19.07'de kap bekliyordum ama olmadı. Ve Osterwolde Parma'nın bugün Kosenza ile oynayacağı maçın kadrosunda alınmamış. Ki sürekli oynatılan futbolcu. Ve maçı hayırlı uğurlu olsun. 4,5 yıl anlaşma sağlanılan Osterwolde. Ee, bu arada 6.75 diye de anılabilir. Hani yıllık ücretini Parma ödesin. gibisinden falan filan. Ya bonuslarla 7.5 diyelim biz. 6 ya da 6.75'te bonservis diyelim. Yabancı oyuncu göndermek durumunda değiliz arkadaşlar. Bilginiz olsun çünkü federasyonun belirlediği bir kural var. 1 Ocak 2001 ve daha sonra doğmuş 3 ismi imza attırabiliyor kulüpler. 26 Nisan 2001 doğumlu Osterwolde bu kurala ve belirtilen kriterlere uyuyor. Fenerbahçe yönetimi her iki transfer döneminde de Jorge Jesus'un isteklerini yerine getirdi. Ve Jesus'un isteği dahilinde bir stoper ve bir sol bek Fenerbahçe kadrosuna katılmış oldu. Ama bitti mi? <laughs> Tobe John Tuniwet. Jesus'tan Altay'a sana güveniyordum. Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Jolga Jesus. Altay Bindal'a bile bir, bir, görüşme gerçekleştirdi. Dedi. dedi, ki bak Altay'dı, böyle olmayacaktı. Senin bak ben, benim elimde senin ciddi belgelerim var dedi. Bak bunları konuşsam yer yerinden oynar Altay dedi. Ne oluyor lan? Az yıldırım beni anlar herhalde. Şimdi Altay'ı kanatları altına almış. Son haftalarda yediği goller kadar sözleşme uzatmaları uzatma görüşmeleri falan filan. E, milli eldiven demiş ki sana güveniyorum demiş. Sen kaliteli bir kalecisin. Eğer inanırsan her şeyi yapabilirsin. Ben senin yeteneklerine ve kalitene inanıyorum, Güveniyorum. Yediğin gollerle senin hatan yok. Mahmut Bey'in, Şakip Bey'in hatası. <laughs> bu Mahmut vardı ya. Bu Diyarbakır'da küçükken de böyleydim. Siz bunu bilmesin. Nihat'la birlikte çok gez gezerlerdi bundan Kısa paçada onlarla da gezerlerdi onların. bunlar. bacak arasından çok gol yemiştik dedi var. Bunlar her şeyi yaparlar yaparlar sonra yapmadım derler. <laughs> demiş ki senin hatan yok takım olarak bu golleri yiyoruz demiş. Katılıyorum. Daha önce de taraftarın tepkisine karşı kendisine kalkan olmuştum. Ve defans arkasına atılan toplara karşı pozisyon alma ile ilgili Altay'a özel idman yaptırılıyormuş. Tabii ki de Altay'ın hatası var. Tabii ki de Altay'ın sıkıntısı var. Ama Altay duygusal bir çocuk, iyi bir Fenerbahçeli. Sözleşme uzatma görüşmelerinden falan alakası yok arkadaşlar. Ben şunu söyleyeyim, Altay Bayındır'la mutlu son. Hani transferleri bitir diyorum ya, biri Osterwald'e biri Altay Bayındır. Hatta birisini de pazar günü ilk 11'de sürpriz olarak göreceksiniz. Fenerbahçe sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Altay Bayındır'la her konuda anlaşma sağladı. kısa süre içerisinde imzaların atılması bekleniyor. Ve 20 milyon TL'nin üzerine bir ücret alacak diyor. Kriz sona erdi. Yönetimden yeni adım. Yıllık 5 milyon lira kazanan Altay Bayındır'a 15 milyon lira teklif etti. Ancak Altay 25 milyon lira istemiş. Ardından yönetim görüşmeleri askıya alınmış. Altay'ın e, elinden kaçırmak istemeyen Fenerbahçe ortak noktada buluşmuş. 5 yıllık sözleşme imzalanacak diyor. 25 20 milyon liraya anlaşılmış. 15 milyon lira garanti ücret artı maç başıdır o. İtalya'dan talipleri var. 6 ay gelen eleştirilere üzerine pes etmeden sonra kadar Fenerbahçe ifadelerini kullanmıştı. Ve e, bu sezon Süper Lig, Avrupa Ligi, Avrupa Ligi elemeleri, Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi elemeleri 30 resmi maça çıkan Altay 33 gol yemiş durumda. Bu karşılaşmaların 12'sinde ise karesine rakiplere kapatmış durumda. Altay'ın da ciddi talipleri var. Bakın arkadaşlar. Harcama şampiyonu Fenerbahçe diye haber yapmışlar. Ben bunu kısaca belirtmiştim hatırlıyor musunuz? Ne demek hatırlamıyoruz? Hatırlayacaksınız öyle her videoyu izleyeceksiniz. En çok transfer harcaması yapan 50 kulüp. Fenerbahçe 40 milyon euroluk harcamasıyla 50. sırada yer almış. Yani ilk 49 kulüp içinde değiliz. Ya transfer dönemi yoğun geçti. Son olarak Buruma geldi diyor. Ya arkadaşlar bakın. Gözünü sevdiğim arkadaşlarım. Ee, her üstünüze aldığınız kıyafeti günlük giymiyorsunuz. Bunun bir sınırı var, bunun bir ölçüsü var. Her aldığınız futbolcu da uyacak diye bir şey yok. Bakın Galatasaray Yusuf Demir 6 milyon euroya aldı. Aa biz onu Türk biliyor. Türk oynar diye aldı. 129 dakika süre verdi. Hiçbir Allah'ın kulu bundan bahsetmiyor. iki 2,5 milyon euro sefer. O 2,5 milyon euro. 5 Icardi 7 milyon euro. 12 Mertens 3.5 milyon euro 15.5 Yani 15.5 milyon euro sadece forvetlerine yıllık ücret veriyor. Kimsenin sesi sedası yok. Ama söz konusu Fenerbahçe olunca yerden yere olur. Evet bence de Buruma 4.250 etmeyecek futbolcu ama e, en az hasarla kurtulmaya çalışacağız. Jesus istedi. Jesus telefonla görüştü. Jesus getirdi. Ben anlamıyorum. Ali Koç niye suçtu? Hocam getirmeseydi. Deseydi ki getirmiyorum. Bu sefer de kıvıracaktınız. Yine söz gibi kıvıracaktınız. Niye Jesus'un istediği alınmıyor diyecektiniz. Ben de dahil hepimiz dedik ki 8. ligden, Uganda 8. liginden topçu getirsin, sorgulamayız dedik. Demedik mi? Ben kıvırmıyorum. Ben hala mert, delikanlı bir şekilde, Fenerbahçe taraftarına yakışır bir şekilde, üstünde de Fenerium ürünü ve kamera karşısında sözlerimi ineliyorum. Siz hangi konudasınız? Ama şu bir gerçek. En az hasarla da kurtulmak zorundayız. Şimdi tamam bir hata yapıldı. Biz hatayı savunmuyoruz. Biz yanlışın yanlış olduğunu söylüyoruz. Ama en az hatayla çıkalım istiyoruz. Mesela bak Caner Erkin. Ben şunu söyleyeyim. Caner Erkin'i Fenerbahçe alsaydı küfür küfür üstüne olurdu. Şimdi Başakşehir aldı. Sosyal medyaya bakın diyecekleri şey şu. Osterbol diye bu kadar verilir mi? Caner'i alsaydınız. Caner'i alsaydınız. Caner iyi futbolcuydu. general saydınız, Caner iyi futbolcuydu. generalmanız almanız lazımdı falan diyecekler. Ya böyle bir topluluktayız ya. Böyle bir insan topluluğu içindeyiz yapmayın etmeyin ya. Son olarak da Volkan Demirel. Volkan Demirel, Volkan Demirel. E, ligde bir an önce ateş hattından kurtulmak isteyen Hatay Spor Teknik Direktörü, Hatay Spor daha doğrusu, transfer döneminde bir hamle yaptı diyor. Volkan Demirel Fenerbahçe'den Lincoln Henrique'yi istiyor demiş. Kiralamak istiyor demiş. 18 maçta 17 puan topladı. Ligde sıkıntılı günler geçiriyor. Arkadaşlar şöyle yapalım. Hatay Spor'un ben şeyini açayım. Ee, transfer Market'ını. Şimdi Hatay Spor Transfer marketini açtım arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde bakıyorum. Bu arkadaşların Erce kardeşler, Abdullah Yiğiter, Yavuz Buğra Boya 3 tane kalecileri var. Burak Öksüz Stoper, Sakat geri dönüş bilinmiyor. Aa, bir Burak Bekeroğlu. Bir de Burak Yılmaz var stoper. Lan bu bizim Burak mı lan yoksa? Fenerbahçe altyapısına çıkan bir Burak vardı. O mu yoksa? Yok bu o değil herhalde ya. Ha evet evet o. Evet 2008. Fenerbahçe altyapısına çıkıp Kartal Spor'a. Lan ben nasıl hatırladım lan 2008. Ey maşallah ya neyse Falette, Burak Bekaroğlu, Viranges, Burak Öksüz e, ve Burak Yılmaz var. Bence bizim buraya bir stoper vermemiz lazım. Hani e, Uruguaylı da olabilir vereceğimiz stoper. Sol Kaan Kanak, Engin Canaksoy falan var. Sol bir de Ade Kukbe var. Zaten Ade Kukbe'yi her maç oynatıyorlar. Sağ bek Kamil Ahmet, Kerim Alıcı var. Bizdeki Barış Alıcı'nın kardeşi. Ön liberoları Onur Ergün, Verdi Beiro var yeter. Bulcama Reyyan Abit, Musa Çağran, Muhammed Mert var. Orta saha. On 10 numara. Evet buraya bir 10 numara lazım. Zaten kiralanmış durumda Tutsiak. Bence Lincoln Henrique'yi buraya kiralayabiliriz. Solda Lopyan itse. Ee, Saint St. Louis var. Kevin Varga var. Bak bir sürü kanat oyuncusu var. Hatta Christian Atsu var. Sarper, Çağlar var onu saymıyorum. O Galatasaray'dan gelmiş hani genç oyuncu. Sağ kanatta Sadık Baş, Elkabi, Zeluis, Kevin, Sony ve Bertu Yıldırım var. Hücum hattı da aslında Elkabi falan güçlü. Bunlara bir sağ kanat gerekli. Lincoln bence bunların e, hani on numarada kesin oynatacaklar olabilir ama aksi takdirde sıkıntı. Ve zaten Mert Hakan'ı istemişlerdi zamanında. Ali Koç'ta ikna edebiliyorsanız alın demiştim. Ee, şimdi de Lincoln diyor. Hani 24 yaşındaki Brezilyalı Yıldız esas mevkisi orta saha ve sol kanat olmasına rağmen Fenerbahçe'de birçok maçta sol bek oynatıldı. Ama sol bek transferinden sonra bence artık asl, asıl, yerine geçecektir ve yıldızlaşmaya başlayacaktır. Ben bu transferin olmasına sıfır gözüyle bakıyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ee, hani böyle bir durum var. Bu arada unutmadan da şunu da ekleyeyim. Madem 20 dakika oldu. Süper Lig'de bu sezon 90 dakika başına en fazla gol pozisyonuna giren santraforlar ve gole çevirme yüzdesi diyor. Icardi 3.09 pozisyona girmiş ortalama yüzde 28. Hani 28 gole çevirme. Valencia 2.76 pozisyona girmiş. Daha az girmiş. %47. Neredeyse iki katı gole çevirme yüzdesi. Gomis 2.37 %44 gole çevirme yüzdesi. Yani şu anda ligin en iyi 90 dakika boyunca pozisyona girip gole çevirme yüzdesi Gomis'in. Ama 3. sıraya vermişler. Joshua King 2.32 %13. Mesela bana sorsa ben Joshua King %35 falan derdim. Bulduğunu atıyor derdim. Ama çok kötüymüş. Batshuayi 2.26 %43. Hani şu an Batshuayi'nin yüzdesi hepsini geçmiş durumda. Yani şaka maka şu anda ligdeki forvetler içerisinde bulduğunu atan futbolcu Batshuayi ikinci Gomis, 3. Valencia, 4. Icardi, 5. King diye gidiyor. Ve bakın arkadaşlar ilk yani ilk 5 isimden 3'ü Fenerbahçe'den, iki Galatasaray'dan. Bu da çok ilginç bir olay. Bir arkadaş yoruma yazmıştı Icardi diyordu Valencia kadar pozisyona girse daha fazla gol atar. Şerefsiz adeyim falan yazmıştı yoruma. O şerefsize söyleyin Valencia'dan daha fazla ortalamayla pozisyona girmiş. Öyle diyor. Yani 90 dakika başına pozisyon ortalaması. Neredeyse yarısı kadar atmış. Bunu özellikle söylüyorum. Çünkü arkadaş Galatasaraylı fake hesabıyla, şey Fenerbahçe'li fake hesabıyla yorum yapıp Galatasaraylı fake hesabıyla da beğenip birbirine yorum atıyorlar. Ayıp. Ayıp tek kelimeyle ayıp. Yok şerefsiz adim falan demedi. Al buyur. Bir arkadaş da yazmış Beşiktaş diyor. 18 yaşındaki 10 numara oyuncuyu Bilmem kaç milyon euroyu alacak. Salzburg Beşiktaş'ın gündemine gelen Makabi Tel Aviv'in 18 yaşındaki 10 numarası Oscar Glo'u 7 milyon euroya kadrosuna katmış. Lan Beşiktaş kim? 7 milyon euroyu vermek kim? Hocam Beşiktaş küçüktür mide bulandırıyor Ya öyle değil. Bitti kulüplerin bu parasal durumu gitti. Sen Osterwolde'ye veriyorsun ama. Var ki veriyorsun. Fenerbahçe'yi Beşiktaş'tan bir tutmayın. Gerçekten diyorum bir tutmayın. Ben bir de Altay konusunda bir şey söyleyecektim unuttum. Eğer Fenerbahçe orta sahası toparlarsa Altay Bayındır'a gelen yük düşer ve önümüzdeki birkaç maç boyunca Altay Bayındır gol yemeden maçlar tamamlar. Sonra da taraftarla arası düzelir gibi geliyor bana. Ben bunu da eklemiş olayım. Takip ettiğiniz için, izlediğiniz için, dinlediğiniz için, kanala abone olduğunuz için ve beğendiğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere dostlar.